Şimdi ise efendim son yıllarda ülkemizde de dünyada da oldukça fazla ilgi gören bir estetik ameliyattan daha doğrusu bir girişimden bahsedecek Profesör Doktor Serdar Öztürk bizlere. Nedir konumuz? Bu haftaki konumuz liposuction yani yağ aldırma. Acaba kimlere yapılır? Bu bir zayıflama yöntemi midir yoksa şekillenme yöntemi midir? Dinliyoruz. Liposuction, kadın ve erkekte vücudun değişik bölgelerinde anormal birikimi gösteren ya da fazlalık gösteren yağların bir şekilde herhangi bir teknikle çekilmesi ve vücuttan uzaklaştırılması ameliyatıdır. Bu ameliyatta hem yağları uzaklaştırırken hem de hastanın şeklini, konturunu, hatlarını düzeltmeye amaçlıyoruz. Hangi bölgelere yapılır liposuction? Yüzümüzden başlayarak yüzümüzden gıdımızdan başlayarak ayak bileğine kadar olan tüm bölgelerde meme, sırt, karın, bel, kalça, uyluk bölgesi, diz içine kadar bütün bölgelerde yapılabilen bir işlemdir. Nasıl yapıyoruz bu işlemi? Çok değişik teknikler var. Tabi teknolojilerde de çok ciddi gelişimler oluyor. Bunların bazıları lazerle yağların eritilerek alınması ultrasonik ses dalgaları kullanılarak alınması, tümesan teknik dediğimiz içine özel sıvılar verilerek, yağların eritilerek dışarıya çekilmesi gibi yöntemler var. Bu yöntemler hem yağların daha homojen alınmasını sağlarken hem de daha az morluk, daha az kızarıklık ve hızlı iyileşme sağlamakta. Bu bir hat düzeltme ameliyatıdır. İdeal kilonuza yakın olduğunuzda hatlarınızı düzeltilmesi için alınacak olan 5-6 kilo yağı yeterli olacaktır. Ama 10 kilo ve üzerindeki yağ alım işlemlerinde mutlaka yoğun bakım şartları gerektirir ve ölüm riski taşıyan ameliyatlardır. İlk bir buçuk ayı biz hayal kırıklığı dönemi olarak anlatıyoruz. Hayal kırıklığı dönemi ne demektir? Ee, tabii ki biz diyelim ki 6 kilo yağ almışız ama siz tartıya çıkıyorsunuz yine kilonuz aynı. Hocam benim yağlarım nereye gitti diye bana hastalarım soruyorlar. Bu yağlar aslında tabii ki uzaklaştırıldı ama bunların yerinde ödem dediğimiz. Sıvılar birikti. Bu sıvıların atılması biraz daha yavaş bir işlemdir. İlk 3 hafta bunlar belirgindir. 1,5 aydan sonra sıvıların gitmesi, ödemin gerilemesiyle vücut hatlarınız daha da oturacaktır, daha da ortaya çıkacaktır. Bu işlemlerde hangi bölgelere yapılacağına birlikte karar veriyoruz. Sizin ihtiyacınız olan nedir? Mesela erkeklerde sıklıkla meme büyümelerinde... Karın bölgesinde ve bel bölgelerinde bu işlemleri yapıyoruz. Erkeklerin en sık yaptığımız liposakşın alanları bunlardır. Kadınlarda gıdıdan başlayarak göbek çevresi, bel inceltilmesi, popo inceltilmesi, uyluk bölgesinin inceltilmesi, diz içinin alınması hatta ayak bileğine kadar bacakların inceltilmesi işlemlerinde bu teknikleri kullanmaktayız. Bu ameliyatı yaparken çok ince kanüller kullanıyoruz. 3-4 milimetrelik küçük kesileriniz olacaktır. Bunlar belki 3-4 noktada olacaktır. Bunların yeri hakkında zaten hastalarımıza bilgi veriyoruz. Çökmeler olur mu? Dikkatli ellerde titiz bir çalışma ile ince kanüller kullanıldığında çökmeler pek karşılaştığımız bir durum değildir. Böyle bir durum olursa da daha sonrasında yağ dolguları ile düzeltilebilir. En önemli sorulardan biri de e, Doktor bey ben bu ameliyattan sonra kilo alırsam bu bölgelerimde tekrar yağlanma olur mu sorusu. Evet kilo alırsanız yağlanma olur ancak liposakşın yapılan bölgelerde yağlanma minimumdur. Çok en az seviyededir. Yağlanma vücudunuzun diğer bölgelerinde olacaktır. Onun için ideal kilonuzu korumanız hatta kilo verecekseniz bunu bile yavaş yavaş uygun bir şekilde vermenizi tavsiye ederim. Profesör Doktor Serdar Öztürk çok çok teşekkür ediyoruz. Liposakşın hakkında aslında merak ettiğimiz pek çok şeyden bahsetmiş oldu bu kısacık videomuz.